Yeşil Aşkın Radyo. Bu sevda ne sevdadır, seni bana vermezler. Değilim aman aman, değilim aman aman, sarılır yine. Evet sevgili kralcılar, radyomuzun sloganı İlaç Gibi Radyo. Sayın Başbakanımız AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu anda karşımızda. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi İlaç Gibi Radyo malum günlerdir, haftalardır çok yoruldunuz. Dedik ki radyomuzda türkülerle, şarkılarla size bir enerji verelim. Çok güzel. Bu enerjiye de ihtiyacımız vardı. Bu arada şu anda kralın huzurundasınız Sayın Başbakanım. Kral bize göre halk. Halkın huzuruna hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Zaten sürekli huzurundayız. Günlerde evet, sürekli. Meetinglerde. Şimdi 81 yerel televizyon, 81 yerel radyo, Kral FM ile birlikte ortak yayında. Ne yazık ki son zamanlarda bizi üzen şöyle bir tablo var. Herkes büyük bir oranda, istisnalar olabilir, kendi kanalında kendi propagandasını yapıyor. Yani diğer tarafa asla ulaşamayan bir ses var. Hani o tarafsızlar var ya Sayın Başbakanım, kararsızlar, tarafsızlar, önyargısızlar, önyargıları olmayanlar işte burada. Bu büyük bir şeref. Herkese yani, ulaşabilmek büyük yani bir imkan. Yani fanatik olmayanlar, her görüşe, her fikre açık olan insanlar şu anda burada. Yapılan araştırmalarda Sayın Başbakanım, radyo insanlar için arkadaş anlamına geliyor. En son RTÜK'ün yaptığı araştırmada radyosu için insanlar arkadaşım diyorlar. Arkadaş vasıtasıyla şu anda insanlara ulaşıyorsunuz. Çok teşekkürler. O zaman arkadaşça konuşalım. Buyurun. Siz de benim gibi spor kravatsız bir şekilde kralın huzuruna evet, çıkın. Siz tabii kravatınızı takmamışsınız. Ben de o zaman hemen çıkarıyorum Sayın Başbakanım. Evet şuraya koyalım, kravatımızı koyduk. Şimdi hemen şununla başlamak istiyorum. Radyo bizim için çok özel, çok önemli. Sizin hayatınızdaki yeri nedir Sayın Başbakanım? Vallahi her şeyden önce çocukluğumuzda hala evde sakladığımız bir radyomuz vardı. Evet. Onun başında maç dinlerdik. Arkası yarın dinlerdik. Lise yarışmaları olurdu. Cumartesi akşamları liseler arasında. Böyle heyecanla onun başına oturup bir şekilde bir iletişimde uzaktan gelen bir sesi, evet, gezegenden gelen bir sesi duyar gibi o büyülü kutunun içinden şarkılar, haberler, maçlar dinlerdik. Yani şimdiki dünya gençler belki bunu anlamayabilirler ama bir kutunun içinden sihirli çıkan bir kutu. Evet, oradan çıkan bir ses. Sizi şaşırtır mıydı Sayın Başbakanım? Yani bu sihirli kutu sizi şaşırtır mıydı? Yani şaşkınlık verir miydi? Verirdi ama nihayet evin ortasına kurulmuş. Yani evet, şimdi televizyonlar var. Onun için hayal etmek biraz zor ama evet, evin en mütena köşesine bir radyo olurdu. Ve herkes onun başında. Herkes onun başında, etrafında. Ya da bir şey yapıyorsanız bir taraftan radyo açık, evet, bir şeyler yazıyorsunuz. Evet. Televizyon bunu değiştirdi. Televizyon daha sihirli gelmiyor çünkü görüyorsunuz. Öbürküsü ise gayipten bir ses geldi diye üstadın bir şiiri vardır. Gayipten bir sesle hitap ediliyor size. O daha etkileyici. Hayal kurmanıza engel olmuyor. Engel olmuyor. Yani evet, görmeden zaten tefekkür böyle başlar. Ben bir kitabımın girişinde düşünmek, konuşmak ve yazmak üzerine evet, bir bölüm yazmıştım. Düşündüğünüz zaman sınırınız yoktur. Evet. Her şeyi tahayyül edersiniz. Konuşurken bu neredeyse %10'da bire iner. Yazmaya başladığınızda uslup daha da evet, onu sınırlar. Şimdi radyo tefekküre sevk ediyordu sizi. Hayale, bir canlandırma, görünen bir şeyi değil de somut değil de soyuta yöneltiyordu. O bakımdan bir anlamı vardı. Mesela bana en çarpıcı gelen de arardım. Azeri radyolarını arardım. O zaman Sovyet zamanı. Evet. Daha gençliğimizin o milli duygularının geliştiği dönemlerde, lise çağlarında arar, bir Azeri lehçesi yakaladığımda durur onu zevkle dinlerdim. Tabii o zamanlar dünyanın her yerinden yayınlar ulaşabiliyordu. Tabii. Orta dalga, kısa dalga, uzun tabii, dalga vasıtasıyla FM gibi değildi. Değildi ve onları yakalamak size ulaşamadığınız bir aleme evet, ulaşmak imkanı gibi evet, sunuluyordu. Evet. Müthiş bir şeydir radyo. Sonra özel radyolar çıktığında bazen radyolarda yorum da yaptım evet, ben. Evet. Yani uluslararası ilişkiler alanında
Dolayısıyla radyo hayatımızın bir parçası oldu. Bazı şeyler hayatınıza girer ve hafızanızdan hiç çıkmaz. Evet. Kitap gibi, kütüphane, neyse, yani hayatınız için önemli olan şey. Evet. Radyo böyle bir unsurdu. Asli bir unsurdu evlerde. Evet. Şimdi böyle nostaljik bir şekilde o radyolara bakıyoruz ama tabii şimdi de yolda giderken ben araba kullanmayı çok severim. Dinliyor musunuz tabii, radyoları? Tabii, özellikle akademik hayattayken yol boyu radyoları açarız ve ruhen sizi dinlendirecek müziklerle yola devam edersiniz. Biraz önce ne hissettiniz Sarı Gelin'i dinlerken Sayın Başbakanım? Ben belli biraz sizi kopardık mı? Doğru. Birkaç dakikalık koparabildik mi sizi? Kesinlikle. Sarı Gelin bana bir aşkı, bir sevdayı ve buluşma ümidi, zayıf gibi görünen ama o kadar yürekten gelir ki o türkü. Evet. Erzurum'a ve size hemen, ben bir de türkülerde hep zihninizde ne canlandığı önemli. Erzurum ve Kafkaslar canlanır Sarı Gelin'de. Ve orada siz onu yakalarsınız. Bir aşkın bu kadar güzel ifade edilmesi sizi çeker, cezbeder. O bakımdan türkülerin, şarkıların, hepsinin, şiirlerin sizin zihninizde oluşturduğu yansımalar önemli. Evet. Bu arada Sayın Başbakanım, şu anda 81 ilde 81 yerel televizyon, yerel radyo yayınlarını kestiler, bize bağlandılar. Onlara bir selamınız, bir mesajınız var mı acaba? Türkiye'nin her köşesine selamlar. Kralın huzurunda olmak, evet, yani halkın huzurunda olmak, evet, çok güzel. Evet. Ve bütün bu... Ön yargısız halkın. Ön yargısız. Zaten eğer sizin maskeniz varsa karşıda da perdeler, maskeler oluşur. Ama siz açık ve samimi olduğunuzda, ki önemli olan hayatın şeyi de bu. Evet. Füsünlü hali, evet, bir anlamda. Onun için bütün Türkiye'nin her köşesindeki dinleyicilerimize, izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Evet Sayın Başbakanım, ben biraz önce bir hayalden bahsettiniz. Bir hayalimle başlamak istiyorum programımıza, izin verirseniz. Buyurun. Şöyle bir hayal kurmak istiyorum. Bu hayal acaba çok mu uzak Türkiye için? Muhalefet bir şey söylediğinde acaba bu söylediklerinde bir doğru eleştiri var mı diyen bir iktidar hayali kuruyorum. İktidar güzel bir şey yaptığında, ya bunlar da bunu güzel yaptılar deyip alkışlayan bir muhalefet hayali kuruyorum. Bu çok mu uçuk bir hayal oldu? Bu çok ahlaki ve güzel bir hayal. Ama maalesef hayatın gerçekliğinde, evet, görülmeyen, bir, yani yaşanması zor gibi görülen bir hayat, evet, gerçekten. Aslına bakarsanız hepimizin hayalleri vardır. Ve bu hayalin dayandığı zemin önemli. Ben ahlaki bir hayali, çıkarcı bir gerçeği her zaman tercih etmişimdir. Üniversitede öğrencilerim, özellikle yüksek lisans öğrencisiyken, evet, geldiğinde onlara önce kendi makalelerimi veririm. Ve beni eleştirin derim. Öğrenci size büyük bir hayranlıkla gelir ve talebe olmak ister. Ama önce ona kendi özgün haliyle, evet, eleştiri yapabilme kabiliyetini göstermek için kendinizi eleştirmenize izin vermeniz lazım. O bakımdan ben muhalefetten gelen eleştiriler veya toplumun herhangi bir kesiminden dikkatlice ve can kulağıyla dinlerim. Bazen toplantılarımızın uzun sürme sebebi herkesi dinleme, evet, arzusu. Bu, o bakımdan ben buna açığım. Ama maalesef Türkiye'deki siyasi kültür öyle bir noktaya getirmiş ki insanları, muhalefet ne derse bu anlamda bir karşılık bulmak için söylemiyor. Keşke öyle olsa. Mesela dese ki şurada şu politikalarınız doğru ama şu yanlış gidiyor. Biz bunu gerçekten kabul etmeye hazırız. Her şey yanlış dedikleri için mi kulaklar tıkanıyor biraz, bir biraz, anlamda? Evet. Yani hiçbir şey, hayat, evet, gridir. Evet. Bu gri alanda, evet, yaşıyoruz. Hiçbir insan melek değil, hiçbir insan şeytan değil. Zaten hani inanırsınız inanmazsınız ama bir sembolik ifade anlamında söylüyorum. Evet. Pür iyilik olan hiçbir insan yok. Pür kötülük olan da hiçbir insan yok. Her insanın cevherinde iyilik var. Ben buna inanırım. Bizim inancımız da budur. İnsan ahseni takvim en güzel şekilde yaratılmış. Allah'ın isimleriyle bir anlamda tezkiye edilmiş. Dolayısıyla bana en şiddetli muhalif olanın dahi özünde iyi olduğuna inandığım için mutlaka iyi bir şeyler yakalamaya, evet, çalışırım. Ama Türkiye'de siyasal kültür maalesef kralın huzuruna, yani halkın, evet, huzuruna çıkarken mutlak iyi ile mutlak kötünün mücadelesi gibi
yansıyor, evet. yansıtılıyor. Evet. Bu doğru bir şey değil. Evet. Bunu aşmaya çalıştığınızda da evet. bu sefer zaaf gibi görünmeye başlanıyor. Ben keşke Sayın, bu olsaydı. Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz dönemlerde sormuştum. Efendim hiç mi iyi bir şey yapmıyorlar demiştim. Mutlaka yapıyorlar. Neden söylemiyorsunuz demiştim. Bizim görevimiz muhalefet yapmak demişti. İşte problem burada zaten. Evet. Aslında görevimiz halka hizmet etmek. Evet. Görevimiz doğru bir çizgide, ahlaki bir çizgide evet. insanlığa hizmet evet. etmek. Evet. Yani kendinizi konumunuzla değerlendirmeye evet. başlayın. Ben iktidarım, her şeye, her eleştiriye karşı çıkmadım. Ya da ben muhalefetim, her şeyi eleştirmeliyim dediğinizde sizi belirleyen oturduğunuz koltuk evet. oluyor. Evet. Halbuki bizi belirleyenin vicdanımız ve o vicdanın dayandığı temel ilkeler olması evet. lazım. Peki muhalefetin... Bu anlamda ben her zaman evet. eleştiriye de konuşmaya da açık evet. olmak gerektiğini düşünüyorum. Muhalefetin eleştirilerini dikkatle inceliyorum. Haklılık payı varsa mutlaka gereğini yaparım diyor musunuz Sayın Başbakan? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani 100 tane yanlış söyleseler bir tane doğruyu oradan bulurum diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani burada hiçbir şekilde bir ön yargıyla yaklaşmam. Evet. Keşke daha çok iletişim kanalı olsun. Evet. Daha çok bir araya gelsek. Mesela şunu ben hep hayal ediyordum. Yani doğru olduğunu düşünmüşümdür. Niye? Oturup bir aile ortamında beraber çay içilmesin. Niye iki insan olarak, üç insan olarak oturup karşılıklı göz göze bakmayalım? Niye konuşmayalım? Evet. Yani bizler politikacı olmadan önce insanız. Evet. Normal şartlarda eğer ben akademisyen olsaydım, ben çok iyi biliyorum bunu. Eğer akademisyen olsaydım, bugün muhalif edenlerin birçoğu belki de görüşlerimden istifade etmek için geçmişte olduğu gibi yanıma evet. gelirler. Çok çarpıcı bir şeyi nakletmek istiyorum. Buyurun. Hala hatırladıkça tebessüm ederim. İsimler önemli değil. Hangi parti olduğu önemli değil ama bir ilkesel boyut var. Mecliste bir gün benimle ilgili verilen bir genç soruda bir muhalefet yani milletvekili ve grubuyla genel kurulda bir tartışmamız oldu. Yani ben kendimi savundum. Evet. O itiraz etti. Biraz ortam gerildi. Ara verildi. Dışarı çıktığımda beni bu eleştiri yönelten dostumuz geldi. Dedi ki ya hocam niye bu kadar ciddiye alıyorsun? Biz sizin kitaplarınızı da okuyoruz. Ama burada bunu söylemek zorundayız. Canlı yayın yapılıyor. Evet, evet. Dedim ki ya ben nasıl sizi ciddiye evet, almam? Evet. Siz milletvekilisiniz. Milletin buradaki temsilcilerisiniz. Siz rolünüzü yani görevinizi yapıyor olabilirsiniz ama ben her sözü ciddiye almak durumundayım. Bunu şunun için söylüyorum ama bunu söylerken evet. çok samimiydi. Evet. Gerçekten de akademik bazı çalışmalarımı okuduğunu düşünüyorum. Ama önemli olan şu, ben şimdi mitinglerde de görüyorum. Her şeyi örtebilirsiniz ama samimiyeti örtemiyorsunuz. Her şey insanlar arasında dille, konuşmayla değil de aslında o insanların ruhunda uyandırdığınız izle ortaya çıkıyor. Samimiyet zamanla ortaya çıkıyor. Evet. Sahicilik diyeyim, samimiyetin bir başka adımı. Sahici olmayan her fiilde zamanla sırıtıyor. Evet. Onun için sahici olmak lazım, samimi olmak lazım. Kavga demeyeyim ama ihtilaf ederken evet. de samimi olmak lazım. Uzlaşırken de samimi olmak lazım. Ama biz bazen uzlaşmak için uzlaşıyor gibi görünüyoruz. Evet. Bazen ihtilaf ederken de öyle bir yere götürüyoruz ki ortada samimi bir ihtilaftan daha çok inatçı iki keçinin haleti psikolojisi evet. oluşuyor. Evet. Bunu yıkmamız lazım bu kültürü. Yani evet. ben mümkün olduğu kadar bunu yapmaya çalışıyorum ama inşallah seçim sonrasında evet. Türkiye'de yeni bir ortamı hep beraber inşa ederiz. Şimdi Mehmet'in gezegenindesiniz. Ben de şu çağrıyı yapmak istiyorum sizinle birlikte. Bizim gibi düşünmeyen insanlara uzaylı muamelesi yapmayalım. Her Doğru. fikre saygılı olalım. Doğru. Saygı çerçevesi içinde olduğu sürece. Burada bir şey daha. Evet. Biraz önce aklıma sizin programla ilgili evet. Zihnimde. Gezegen hem uzayda seyyaldir. Buraya baktığınıza göre biz daha sabitiz evet. görünürüz. Evet. Biz de bir gezegen bu anlamda uzayda her türlü seyahat edecek. Ama bir de yörüngesi vardır. Evet. Yani nihayetinde bu dengeyi kurmak önemli. Hem seyyaliyet evet. hem istikamet. Yani kafamıza göre takılamayız. Yani bir dayandığınız bazı evet. temel ahlaki, vicdani ne derseniz evet. deyin buna. Evet. Bir takım standartlar olması evet. lazım. Beni en çok korkutan modern hayattan küresel hayata geçerken standartlarımızın kaybolması. Yani evet. eskiden köy odasında ki ben öyle köy odalarında büyüdüm. İnsanlar ihtilaf ederken bile düşünün üniversite mezunu değil. Dünyayı yönetmiyor, Türkiye'yi yönetmiyor ama bir küçük ihtilafta dahi karşılıklı saygıyı muhafaza edecek bir dil kullanırlardı. Evet.
Efendim, kimse kimseye uzaylı muamelesi yapmazdı. Çünkü herkes biliyor ki ertesi gün yüz yüze bakacak. Evet, evet. Şimdi bu kültürü biz kaybediyoruz. Bu üzücü. Evet. Siyasette olmak bazı yanlış davranışları doğru kılmaz. Ya da daha önce sergilediğiniz tutumdan sizi farklı bir yere götürmemesi lazım. Doğru olan olduğunuz gibi görünmek. Hazreti Mevlana'nın diyarı, yani ben mümkün onların hepsini Mesnevi'deki bütün o temel ilkeler hepimize ışık tutar. Olduğumuz gibi görünmemiz, göründüğümüz gibi olmamız lazım. Şimdi Sayın Başbakanım, Gezi olaylarıyla başlayan 17 Aralık ve 25 Aralık'la devam eden bir gerilim yaşıyor Türkiye. Ve biz bu gerilimden çok yorulduk. Bugün de yine operasyonlar olduğunu duyduk. Yargı ile ilgili yapılan operasyonlar, emniyette yapılan operasyonlar, işte askerin içinde de acaba paralel bir yapılanma var mı tartışmaları. Türkiye Gezi ile birlikte 17 Aralık ve 25 Aralık'la sonuçlanan bu süreçte çok yoruldu. Adeta bir olağanüstü hali içindeyiz hep beraber. Biz bundan ne zaman kurtulacağız? Bu gerilimden ne zaman kurtulacağız? Şimdi bizim gibi toplumlar, dinamik toplumlar, kadim geçmiş bir kültür var, köklü kültürler, köklü kültürel kodlar. Ama bir taraftan da modern hayat ve küresel araçlar bizi bazen bulunduğumuzdan daha fazla güç kullanmaya sevk ediyor. Bunu şunun için zikrediyorum. Gezi olayları. O olaylarla ilgili getirilen eleştiriler ya da işte Taksim'in ne şekilde tanzim edileceği ilgili konular o bağlamda konuşulsa belki birçok konuda anlaşabilirdik. Peki bu noktada hiç hata yaptık diyor musunuz? Şimdi mesela hep şu eleştiri yapılıyor ya Sayın Başbakanım, çok özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanı indiği anda uçaktan Gezi Parkı'na gitseydi, çocuklar ne oluyor burada deseydi, onların bir çayını kahvesini içseydi. Yani geriye döndüğünüzde keşke şunu yapmasaydık dediğiniz bir şey çıkıyor mu ortaya? Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman, ben o gezide beraberdim Sayın Cumhurbaşkanımızla. Evet. Ve onun da haleti, ruhiyesini çok iyi biliyorum. Burada ve daha sonra da kabul etti. Sabaha kadar, 3.30-4'e kadar sabaha kadar bütün o gezi olaylarında hani iyi niyetli olarak tepki gösterdiğine inandığınız herkesle görüştü. Evet. Görüşmedi değil. Burada bir küçük kıvılcımdan ne kadar büyük bir yangın çıkabileceğini çok çarpıcı işaret. Hepimiz ona dikkat etmemiz lazım. Eğer denseydi Taksim konusu hep beraber konuşulsaydı ki ben İstanbul üzerine çok sayıda makale yazdım. Sokak sokak bütün her yerini bilirim. Şimdi de bu konuda bir kitabım da yakında inşallah bitmiş. Aslında şu kampanyalar olmasaydı ve kitabı konuşurduk belki. Hayır, başbakanlık görevini aldıktan sonra yoğunlaşamadım. Bir ön söz yazıyorum. İnşallah birkaç ay içinde çıkar diye ümit ediyorum şehirler üzerine. İstanbul bizim en büyük hazinemiz. En büyük hazinemiz. Bütün körfez petrollerini, doğalgazlarını bize verseler İstanbul'un bir taşına değişmez. Bu İstanbul'la ilgili hepimiz bu kültürün parçası olarak hangi siyasi düşüncede olursak olalım, hangi yaklaşımda olursak olalım rahatlıkla konuşabilmeliyiz. Ama böyle bir konuşma ortamı varken düşünün, yani bizim taraftan kimse bu olayı görmüyor. Bir anda başbakanlık ofisini basmaya kalkan bir güruh ya da şimdi burada bir kere daha önce zikrettim. O yurt dışında olduğum sırada o zaman başbakanımızda bir tweet üzerinden şimdi Davutoğlu'nun evine saldırıyoruz. Evet. Aynen ifade böyle. Oraya yürüyoruz. Evet. Deyip evin adresini verilen bir Dışişleri Bakanı'nı düşün. Evet. Bu bir anda olay bir eleştiri şeyinden çıkıp neredeyse toplu bir kalkışma haline dönüştürülüyor ve uluslararası medyada bu yaygın şekilde yer alıyor. O anda sizin eleştiriye hazır bir insan olma niteliğinizle devlet kamu düzenini sağlamakla sorumlu devlet adamı niteliğiniz arasında bir tercih. Yani şunu mu demek istiyorsunuz Sayın Başbakanım? Otoriteyi kaybetmek, Türkiye'yi kaybetmek olabilirdi. Otoriteyi demeyeyim. Otorite olumsuz bir ifade. Kamu düzenini. Evet. Yani insanlar toplu gösteri yaparlar, protesto ederler. Bunlar hepsine açık olmamız lazım. Evet. Ama buradan çıkıp da Türkiye'nin bütününde sanki zaten orada söylüyor, anlamıyor musunuz? Esas mesele ağaç değil diyor. Onu tahrik edenlerden bazıları. O zaman bir mesele ağaç meselesi olmaktan çıkıyor. Şimdi bu iktidar, bizim hükümetlerimiz 3,5 milyar ağaç dikmiş Türkiye. Taksim'de de her bir ağaç, her bir ağacın, her bir yaprağı bizim için kıymetli. Bunları konuşabiliriz. Ama buradan çıkıp bir sivil toplum hareketini bir toplumsal kalkışmaya dönüştüren bir yapı olursa işte o zaman bizim bütün Türkiye'nin düzenini düşünmemiz gerekiyor. Evet. Aynı şekilde paralel yapı meselesi.
Sivil toplum olmazsa demokrasi olmaz. Ama sivil toplum olmalı. Sivil toplum görünümlü bir faaliyet yapıp daha sonra devlette örgütlenerek devlet içinde kendi örgütleriniz üzerinden yeni bir hiyerarşi oluşturmaya başladığınızda artık sivil toplum değil, resmi bir yapıya bürünmek isteyen evet. bir başka bir tür cuntalaşma evet. faaliyeti haline evet. dönüşür. Eğer diyelim biz niye şimdi 81 il benim yani daha şey halk tabiri söyleyeyim ne zorum var 81 ile gidip yargıyı ele geçiririm. Gece gündüz askeri ele geçiririm. Gece, tabii yapmam. Gece gündüz evet. niye koşuyoruz evet. şimdi evet. biz? Halktan yetki almak evet. için. Evet. Ama öbürküsü koşmayacak. Halktan yetki almadan ülkeyi yönetmek ülkeyi istiyor. Buradaki evet. sıkıntı o. Evet. Yoksa sivil toplumla ilgili bir problem değil. Evet. Halktan yetki alsın. Gelsin evet. onlar evet. idare etsin. Evet. Biz de akademisyenlik yapalım veya katkıda bulunacaksak bulunalım, eleştirecekse evet. ama halktan yetki almadan devlet düzenini yönetmeye kalkarsanız buna izin verilmez. Sayın Başbakanım, paralel yapıya millet olarak herkes karşı. Ama siz de iktidarınızla birlikte cemaatle birçok fotoğraf verdiniz. Doğru. Ve bir anlamda da yaptıklarını desteklediniz. Yani faaliyetlerini desteklediniz. Özellikle Türkçe olimpiyatlarıyla. Benim burada sorum şu olacak. Şimdi abi bazen yukarıdaki dokunduğunda aşağıda kıyamet kopar. Paralel yapıyla hep beraber savaşalım birlikte. Ben de sizin savaşçınız olayım. Kralcılarla birlikte. Ama cemaate gönül vermiş samimi insanlar da burada biraz mağdur oluyor mu acaba farkında olmadan? Şimdi ben bunu hep tenzih ettim ve dedim ki samimi şekilde bu harekete inanan, bu topluluğa inanıp da katkıda bulunanları tenzih ederiz diyerek hep konuştuk. Ama esas mağduriyeti yapan kim biliyor musunuz? Sivil toplum hareketi gibi görünüp evet. emniyette örgütlenen bu yapı. Mağduriyeti bu samimi vatandaşlarımızın, samimi insanların mağduriyetinin sebebi onlar. Hiçbir şekilde biz herhangi birine, şahsen ben veya Cumhurbaşkanımız veya biz bakarken ön yargıyla bakmadık. Efendim ön sizden bahsetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsetmiyorum. Mesela sizin altınızın altının altındaki, daha alttaki, en alttaki hassasiyet göstermeyecek Doğru. olanlardan bahsediyorum. Doğru. İşte bu cemaatçi, hani vurun adamın hiçbir ilgisi yok. Belki de bu cemaat yapısı içinde paralel %1. %99'u bu noktada mağdur. Sizden asla böyle bir şey beklenmez. Bakanlarınızdan beklenmez. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklenmez. Ama bir herhangi bir kurumda olan bir yöneticinin yaptıklarını bir hayal edin. Doğru. Ama şu da var. Bunu ayırt etmenin zorlaştığı yerler geliyor. Evet. Öyle durumlarla karşılaştık ki en yakınınızda güvenerek görev verdiniz. Diyelim Sayın Cumhurbaşkanımızın koruma amiri. Evet, evet. Koruyacağı birinci şey Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi benim de koruma amirim var. Evet. Herkes bir şeyle ilgilenir ama onun birinci görevi sizi korumak. Evet. Şimdi bu kişi eğer Cumhurbaşkanı'nı dinlerse, dinlemek için komplo kurarsa, o zaman başbakan evet. olduğu dönemde. Evet. Şimdi bir de başbakan veya Cumhurbaşkanı nezdinde bakın. Ya demek ki benim canımı emanet ettiğim kişi bile evet. böyle bir şeyin içinde olabiliyorsa bu nasıl bir yapı evet. diye müthiş bir evet. güvensizlik hali hissediyorsun. Peki bu samimi insanlara bir mesajınız, bir çağrınız var mı? Bu samimi insanlara çağrım. Aslında sadece hizmet bakın, yapmak isteyen. 15-27 Aralık'tan sonra benim bir televizyon programım vardı. O televizyon programında dedim ki görüyordum buraya doğru gittiğin işlerin. Bu cemaat, bu topluluk gerçekten samimiyse çıkıp sivil toplum alanına çekilmeli. Bütün bürokratik faaliyetleri bırakıp eğitimse eğitim, neyse yapacaksa ona yoğunlaşmalı. Şimdi bu samimi ve bütün bu komploların, bu şeylerin, tuzakların dışındaki kardeşlerimiz için, vatandaşlarımız için söylüyorum. Evet. Onların çekinmesini gerektiren evet. bir durum yok. Evet. Ama bu tutum karşısında ortak bir tavır sergilemeliler. Bu yanlış bu yanlış oldu demeliler. Yoksa böyle bir şeyle, mutlak bir itaat duygusuyla yanlışı eleştirmeden devam ederlerse bütün yapı, bütün insanlar bundan etkileniyor. Ama çıkıp bu yanlıştı. Biz tekrar kendi Türkiye'de evet. başka onlarca, yüzlerce cemaat yapısı var. Yüzlerce sivil toplum var. Niye onların öyle bir sıkıntısı yok? Çünkü onlar kendi alanlarında evet. faaliyet yapıyorlar. Kimsenin ruhuna hükmedemeyiz. Kimsenin düşüncelerine hükmedemeyiz. Ama kimse de kendi düşüncesinde olanları örgütleyip devlete, topluma hükmetmeye evet. kalkmamalı. Sayın Başbakanım, bir de şöyle bir algı var kamuoyunda. Eğer
dershanelerle ilgili bir hareket yapılmamış olsaydı, cemaat veya paralel yapı diyelim daha doğrusu, size karşı bir operasyon yapmamış olacaktı. Siz de dolayısıyla bu paralel yapıyla mücadele etmeyecektiniz. Yani bunu bir çıkar savaşı gibi gören bir algı da var kamuoyunda. Tekrar altını çiziyorum. Dershanelere yönelik bir kapama konusu gündeme gelmemiş olsaydı, cemaat bu noktada bir operasyon yapmayacaktı veya paralel yapı diyelim. Siz de bu noktada bunu görmeyecektiniz. Yani kandırılmaya bir anlamda, hani kandırıldık dedi ya sayın, aldatıldık dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu devam mı edecekti bu durum? Şimdi devletin başında olanlar, yani bizler, temelde insanlarımızın iyi olduğuna inanmak durumundayız. Herkesi tehdit gördüğünüzde devleti idare edemezsiniz. Kınalızade'nin ahlak alayesini ben onun için herkese okumasını tavsiye ederim. Nihayet devlet ilişkisi önce muhabbete, huba, sevgiye dayanmalı ve devlet idare edenler olumlu insanların iyi yönlerini görmeli. Ama bir tehdit oluştuğunda da zaaf gösteremez devlet. Evet. O tehdit oluşana kadar, kendini gösterene kadar bütün vatandaşların masumiyeti esastır. Ama bir tehdit söz konusu olduğunda tedbir alma sorumluluğu var. Şimdi dershaneler olayı doğru. Şey açısından, bu paralel yapı açısından bir önemli kaynaklarına dokunulduğu için harekete geçmiş gibi görünebilirler. Ama unutmayın, Hakan Fidan, yani MİT müsteşarının ifadeye çağrılması dershane olayından öncedir, hatta ilk aşamalardadır. 2012 Şubat'ı. Yani orada başlıyor iş. Tabii. Evet. Dershaneler görünür kıldı belki ama evet, biz şunu fark ettik MİT olayında. Böyle bir yapı var ki bütün istihbaratı elinde toplamak istiyor. Emniyet istihbaratını ele geçirmişler. TİP'te varlar. Milli istihbaratı da MİT'i de egemenliği altına almak istiyor. O zaman açıkçası bu işin vahameti en açık şekilde ortaya çıktı. Şöyle bir şey, problem nereden çıktı? Belki başlarda bu topluluk bir hayır işi yaparken, okullar kurarken bu niyet yoktu ama zamanla ortaya çıkan bürokrasi, evet, yetiştirdik dedikleri insanların bürokraside etkin yerlere gelmesi, evet, bir anda yani, güç, evet, zehirlenmesi diyebiliriz. Zehirlenmesi, evet, ve bir anda ben daha fazlasını da yapabilirim. Evet. Hatta daha fazlasını yapmak hakkım. Hatta tarihi artık biz yöneteceğiz noktasına gelir. Biraz da bu dini argümanlarla mesiyanik böyle bir şey anlamına geldiğinde, özel anlamlar yüklendiği zaman otoriteye, evet, evet, veya başta bulunan kişiye, bu sefer kontrol edilemez hale geliyor. O zaman şöyle, evet, diyor ve ben işte bunu kabullenemem. Ben dışişleri bakanı ya da başbakan bana talimat verir ama o talimat akılla yürütülen bir talimat. Ben bir de bir başka otoriteye sorayım. O rüyada ne diyor ya da o ne görmüş, ona göre amel edeyim dediğinizde devlet hayatı biter. Evet. Yani burada Hazreti Peygamber'in hayatında da örnekler böyledir. Devlet hayatı nihayetinde insanların istişareyle, evet, ve belli bir şeyle, hiyerarşiyle karar düzenini bozmadan yürütecekleri bir faaliyet, evet, alanıdır. Evet. Sivil toplum herkes istediğine inanır. Evet. Ama devlet idare edecekse demokrasi, demokratik ortamda mücadele eder. Evet. Halktan, kraldan yetki alır. Kral, evet, burada halk. Evet. Kraldan yetki alır. İstediğini yapar. Hesabı da ona, evet, verir ama. Evet. Evet. Yetkiyi hesabı alır, hesabı da ona verir. Sayın Başbakanım, bu MİT tırlarıyla ilgili haber yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi manşetine taşıdı. Bu haberin yapılması mı size göre çok büyük yanlış, yoksa zamanlaması mı? Her ikisi de. Her ikisi de. Her ikisi de, bakınız. Çünkü genelde bazı kanaat önderleri de şunu söylüyor. İşte gazetecidir, haber geldi mi yapar. Bazıları da diyorlar ki haberin zamanlaması manidar. Zamanlaması, seçim öncesi. Da, muhtevası da. Evet. Şimdi siz burada yayın yapıyorsunuz. Evet. Çok zevkle dinliyor, herkes izliyor. Siz yayın yaparken Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberi olduğunu hissediyor musunuz? Kesinlikle. Şimdi Suriye, savaş ve bizi etkileyen bir savaş. Irak, bizi etkileyen bir savaş. Ukrayna, bizi etkileyen bir savaş. Gürcistan diken üzerinde. Yunanistan krizde. Her etrafımızda böyle bir ortam var. Bizim görevimiz bu ortamdan Türkiye'yi mümkün olduğu kadar azade, evet, ve uzak tutmak. Evet. Ama bir taraftan da oradaki sorumluluklarımızı yerine getirmek. Evet. Şimdi şu ana kadar 4-5 yıldır bu ortam devam etmekle birlikte Türkiye'deki huzur ortamını koruduk. Peki bu nasıl yapıyoruz? Sizler bu yayını yaparken bizler bazen 6-7 Ekim olaylarında mesela 3 gece doğru dürüst uyumadık. Bunu şey için, hani bir fedakarlık yapıyoruz, evet, diye görevimizin gereği, evet, bu. Evet. Ama
bir ateşin Türkiye'ye sıçramasını engellemek için. Şimdi burada MİT veya devlet kurumları, devletin görevleri bu ateşi Türkiye'ye sokmamak için bir. Evet. O ateşin bulunduğu yerde yaktığı insanları korumak için iki. Ateş sonrasında ne olacağını kestirebilmek ve ona göre çaba göstermek için üç. Her türlü faaliyeti yapar. Dünyada bu kadar yakında bir savaşla ilgili tutum belirlememiş hiçbir ülke olmaz. Peki Sayın Başbakan, gazetecinin görevi midir? Yani gazeteciye haber geldiğinde bunu ya ülkemin çıkarları burada söz konusu, ben bunu yayınlamayayım diyebilir mi? Böyle bir görevi var mıdır gazetecinin? Modern toplumlarda ki ben onlarca örnek veririm, evet. Amerika'dan Avrupa'dan. Dünya nasıl davranıyor bu konuda? Son derece duyarlı davranıyor. Bakınız, eğer bir yerden bir telefon, Amerika'da ben içinde yaşadığım baş danışmanlık döneminde yürüttüğüm, evet, bazı ara buluculuk girişimlerinden biliyorum. Amerika'da belli bir mesaj geldiğinde, ya bu milli güvenlikle ilgilidir, dikkatli davranın dediğinde herkes, bu benim güvenliğim, milli güvenlik demek benim güvenliğim. Gelişmiş ülkelerde bu hassasiyet var diyorsunuz. Kesinlikle var. Ve mesela başka bir olay ama yine basın hassasiyeti bağlamında, evet, bizde nedense ya özgürlüklerin tümüyle yok olacağı gibi bir otoriter anlayış var, ya da özgürlüklerin sınırsız bir şekilde kullanılacağı kaos anlayışı var. Savcımız şehit edildi. Evet. Beni çok yaralayan, bakın bu kadar senedir, 13 yıldır değişik görevlerde devlet görevi yürütüyorum. Savcımız şehit edilirken Allah aşkına bir devletin görevlisini aramasına gerek var mı? Her basın mensubunun önce kendi öz denetimini, iç denetimini yapması lazım. Savcının şakağına dayanmış silahlarla ölümünden bir gün sonra cenazesi kalkarken bu şeyi manşetten, birinci sayfadan bu resmi yayınlamak bir basın özgürlüğü mü? Evet. Bu açık bir terör propagandası. Teröristler bunun için yapıyor. Bu açık bir şekilde savcının ailesine, evet, ailesinin bütün duygularını rencide anlamına geliyor. Şimdi, evet, ben buna rağmen bizim basının, yani bir şey söylemeye gerek yok. Basın kendi ilkeler etrafında bunu basmamalı. Ama arattım ve ne olur ki hiçbir basın organı bunu yayınlamasın dedim. Evet. Ama ertesi gün, evet, bunu yayınladılar. Şimdi bunun gibi MİT'lileri de, ilgili haber de, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgiliyse, 78 milyonun güvenliğiyle ilgiliyse, Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgiliyse herkesin özen göstermesi lazım. Ayrıca bu şimdi yayınlanan resimler o olay olduğunda 19 Ocak'ta da yayınlandı. Evet, evet. Şunu da söyleyeyim. O zaman da zamanlaması manidardı, şimdi de. Evet. O zaman zamanlaması niye manidardı biliyor musunuz? Bir gün önce ben Dışişleri Bakanı olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiseri ve Bölge Dışişleri Bakanlarını Harran'da toplamışım. Ve Türkiye mültecilere yardım eden bir ülke diye dünyada, uluslararası basında büyük bir algı var. Hemen ertesi gün onu yaptılar. Aynı şekilde yüzü aşkın büyükelçiyle Adana'daydık o günlerde. Onu gölgelediler. Başbakanımız o zaman Brüksel'e gidiyordu. Brüksel'e başbakanı suçlu gibi gönderdiler. Ben salı günü, yani bu pazardan, olaydan iki gün sonra Cenevre'de Suriye görüşmelerine katılmak için gittim. Orada Suriye Dışişleri Bakanı bana doğru dönüp sizin basın, yani terörü destekleyen ülke gibi bir şeyle, evet, konuştu. Evet. Şimdi buradaki operasyon açık, mültecileri ağırlayan, o zaman için 1 milyonu aşkın mülteci ağırlayan, evet, Türkiye'yi suçlu durumuna göstermek. Yani burada bir kasıt var diyorsunuz. Kasıt, habercilik kesinlikle değil diyorsunuz. Olayda kasıt var. Evet. Şimdi ise tabir caizse müflis tüccar bütün eski defterleri açıp şu anda hükümeti nereden yıpratırız diyerek Türkiye hakkında yine zamanlama manidar. Bakın, çok buradan bütün kamuoyumuzun da dikkatini çekiyorum. Muhalefet İdlib'i aldı. Cisr-i Şuur'a ilerliyor. Bayır bucak Türkmenleri o bölgeyle ilgili etkilerini artırdı. Ve diğer muhalif güçler. Rejim şu anda DAEŞ'le işbirliği halinde, evet, Özgür Suriye ordusuna ve muhalefete saldırıyor açık bir şekilde birlikte. Böyle bir günde bunu yayınlıyorlar. Yani rejim ne zaman zaafa düşse, evet, birileri suçu Türkiye'ye atacak şekilde bir oyunun, evet, içine giriyor. Evet. Şimdi bunlar gazetecilik ötesinde, herkesin bir insan olarak, savcı olayında insan olarak, burada da bu ülkenin vatandaşı olarak, ya ben bu haberi yaptığımda acaba doğru mu bu haber, bir, hükümet yalanladı. Evet. İki, bu haber yapıldığında bugünkü kontekste nereye oturuyor? Evet. Bunu bir düşünmek bu lazım. Bu kime çalışıyor, kime faydası kime, var, kime zararı var. Kesinlikle. Sayın Başbakanım, ben geçtiğimiz dönemde terör olaylarının yine tırmandığı bir anda bir program yaptım. Daha sonra Bingöl depremiyle bu programı durdurmak zorunda kaldım. Dedim ki bu terör olayları Kürt vatandaşların hakları adına yapılıyor. Yani sizlerin haklarınızı koruyacağım
diye yapılan bir terör olayı söz konusu. PKK'nın verdiği mesaj bu. Ben Kürtler için savaşıyorum. Dedim ki acaba Türkiye'de yaşayan Kürtler, Kürt kardeşlerimiz bu konuda ne düşünüyorlar diye bir program yaptım. Bir gün sürdü. Daha sonra deprem olduğu için programı durdurmak zorunda kaldım. Ve şu mesajı verdim. Sizin adınıza yapılan bu eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Verilen oylara baktığımızda Sayın Başbakanım, Kürt nüfusun tamamı PKK'ya sempatiyle bakan BDP'ye veya HDP'ye oy vermiyor. Yani büyük oranda siz de oy alıyorsunuz. Öncelikle oy oranlarını hatırlıyor musunuz? Kürt nüfusun ne kadarı PKK'ya sempatiyle bakıyor, teröre sempatiyle bakıyor, ne kadarı dışarıda kalıyor? Bir, elinizde bir rakam var mı bu konuda? Ben doğrusu herhangi bir Kürt vatandaşımın %1 bile olsa PKK'ya sempatiyle baktığı gibi bir bulguyu doğru görmem. İsterseniz onları bir dinleyelim mi? Tabii. Ben o zaman bunu kaydetmiştim. Kürt kökenli vatandaşlarımızın mesajları var. Sonrasında üzerine konuşalım. Tabii, tabii. Bazı ön yargılar var. Hani bütün Kürtler ya PKK'lıdır ya da potansiyel PKK'lıdır. Ben öncelikle bu ön yargıya cevap vermek istiyorum. Onlar yüzünden biz daha çok üzülüyoruz. Çünkü ne yazık ki biz bunlarla aynı ırktan insanız ve bunlar yüzünden utanç duyuyoruz. Bunları desteklemeyen Kürtler de böyle çıksalar, yürüyüşler yapsalar, işte PKK düştü artık yakamızdan. Her gün ben çok üzülüyorum. Artık bir şehit olduğu zaman utancımdan bir yere gittiğimde Kürt demeye utanıyorum. İşte Türk kardeşlerim beni dışladığı için değil. Ben hani bunlarla aynı ırkı paylaştığım için utanç duyuyorum. Hani her vicdanlı bir insanın utanç duyması gerekir. Ben gerçekten bu insanlara destek veren Kürtleri anlayamıyorum. Şimdi, ben çoğu zaman ağlıyorum. Neden ağlıyorum? Çünkü bu insanlar ne yazık ki benim ırkımdan insanlar. Evet. Neyiniz PKK sözlerini Kürt halkının hakkını savunuyor. Ya masum insanları öldürerek o haklar bana verilecekse ben Türkçe'de konuşmayayım, lav olayım. Ya yeter ki masum insanlar daha fazla... Buca ilçesindeki verdiğimiz şehit Mustafa Türkmen'in çok yakın komşusuyum. 73 yılından beri ben Fransa'da yaşıyorum. Tekstil mühendisiyim. Türk olmakla gurur duyuyorum. Kürt vatandaşı olmakla da gurur duyuyorum. Çünkü ben Türk-Kürt diye kimseyi ayrım etmiyorum. Ben memleketimi her an özlüyorum. O memleket üstünde kan akıtmak isteyenlere sesleniyorum. İki tane oğlum var aslan gibi. İsterlerse onları da göndereyim. Sadece şehit yapmaları için, eğer doyacaklarsa. İnşallah Sayın Başbakanımız bunun sonunu getirecek. Bize söz verdi, ona güveniyorum. Şunu bilsinler ki ben Kürt vatandaşlarımı daha çok seviyorum. Yanımda binlerce Kürt arkadaşım çalışıyor. Dostlarım, arkadaşlarım aynı ekmeği paylaşıyoruz. İstedikleri neyse açık açık söylesinler. Onların amaçları barış değil. Leyla Zana'nın dediği gibi çözerse başbakanımız çözecek. Mustafa'yı çok severdim. Onun da inşallah şehitlik seviyesine gelmesini istiyorum. Ben bu terör örgütünün bizim adımıza eylemler yapıyor olarak gösteriyorlar. Ama ben bunun bizim adımıza yaptığına inanmıyorum. Çünkü bizim böyle Kürtlükmüş, Türklükmüş böyle bir sorunumuz yok. Benim adıma öldürmesin ve benim adıma da kimse ölmesin. Ben bunu istiyorum. Ben bütün haklarımı, oyumu kullanarak zaten başbakanıma devretmiş oluyorum. Ben bir Kürt olarak ben burada çalışıyorum. Benim Türk arkadaşlarım da var, Çerkez de var, Türk de var. Ben yaşım 42, ben daha karakol. Polisle benim bir işim olmadı. Ama bunlar adımızı batırıyorlar. Yani Kürt olarak ben kendime Kürt demeye utanıyorum yani. Abicim benim adım kullanılarak terör kim ki benim adıma suikast düzenlesin? Ben Kürt'üm, Vanlıyım. Yani terör benim adıma suikast düzenleyemez. Yani terör örgütü Kürt vatandaşı olarak hani diyor ki Kürt, ben Kürt adına bu davayı sürüyorum. Senin davan ne ki ya? Benim TC kimliğimde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Ben Kürdistan'dan mı kimliğimi aldım? Almamışım. Onlar kim ki? Abicim bunlar hepsi birer oyun ya. Evet Sayın Başbakanım. Büyük oranda böyleydi mesajlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Ne güzel ifade etmişler. Evet, her özellikle şeyden. O 14 yaşında kızımız. Tabii. Ağladı programın sonunda hüngür hüngür. Tabii. Benim adımı kullanarak terör yapmayın dedi. İnsanları öldürmeyin. Ben Lazca konuşmaya da razıyım. İnsanları öldürmeyin. Bir insanın canından daha önemli değil dedi. Şimdi baktığımızda az önce de Sayın Demirtaş
Fox TV'de HDP'nin son verilere göre bıçak sırtında olduğu ifadesini kullanmış barajı aşma konusunda. Şimdi öncelikle siz zaman zaman mitinglerinizde, programlarınızda şunu söylüyorsunuz. HDP'nin ve Sayın Demirtaş'ın Kandil'in güdümünde olduğunun altını çiziyorsunuz. Kandil demek PKK demek. Evet. Yani bu partiye oy verdiğiniz zaman dolaylı olarak PKK'yı mı desteklemiş olacağız biz? Şimdi gönül isterdi ki Türkiye'de her siyasi parti kendi meşruiyet zemini içinde kendi özgün iradesiyle politika yürütsün, seçimlere girsin. Ama maalesef bugün siyasi partiler dışında bazı paralel yapılar diyeyim, hepsi onlar da devrediler. Yani paralel yapı bugün özel olarak bir grup için kastediliyor ama nihayet paralel yapının niteliği var olan meşru yapının evet. yanında bir yapı. Evet. Şimdi burada hem Pensilvanya paraleli var ama bir de Kandil paraleli var. Hatta DHKPC paraleli var. CHP'ye nüfuz etmek isteyen, HDP'ye nüfuz evet. etmek isteyen. Şimdi bu yapılar karşısında siyasi aktörlerin kendi özelliğini korumaları lazım. Böyle bir faktör açık bir şekilde var. Şimdi Kürtlerin temsili konusu, ben Diyarbakır'da, Van'da binlerce, on binlerce vatandaşımıza seslenerek bunlar sizi temsil edebilir mi diyorum. Hepsi birden hayır diyorlar. Van'da o kadar duygulandım ki tam konuşmanın ortasında bir yerde birden binlerce insan İstiklal Marşı okumaya başladı. Emin olun hiçbir yönlendirme yok. Yani bir karar alınmış değil. Ben bu soruları sorunca hep beraber İstiklal Marşı okudular ve bayrağı dalgalandırdılar. Şimdi bu ülkeye, bir ülkede siyaset yapacaksanız aidiyet bilinciniz olacak o ülke. Şimdi Türk bayrağı da bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını temsil eden, hep beraber Çanakkale'de Türk'ü, Kürdü'yle, Sünnisi, Alevisi'yle şehit olan, uğrunda şehit olan o bayrağı dalgalandırmaktan niye kaçınıyorsunuz? Veya bir temsil, şimdi Kürt kimdir diye bir şeye başlattığınızda bir kimlik siyasetine yönelmeye başlıyor. Ama çarpıcı bir şey söyleyeyim. Diyarbakır'da ismini vermeyeyim. Üst düzey, bizim partide de görevli üst düzey arkadaşlarımızdan birisi torununu getirdi. Diyarbakırlı, Kürt. Eşi Boşnak. Damadı İç Anadolu'dan, Çankırı'dan. Şimdi torunum dedi tam bir Osmanlı. Biz öyle bir artık nüfuslar karışmış ki evet. Kürt'ü Türk'ten ayırmaya kalksanız eti tırnaktan ayırmaktan çok daha ağır bir sancı ve travma yaşatırsınız bütün topluma. Şimdi o zaman beraber olunacaksa kimse bir tek elini alıp da biz Irak değiliz, bu Kürt partisi, bu Sünni partisi, bu Alevi partisi diye bölünemeyiz. Ama AK Parti'nin farkı burada işte. Ben niye 81'le gittim biliyor musunuz? Vaktim bol olduğu için değil. Şunu göstermek için. Türkiye'de bir parti var ki 81 ile de gider. Evet. 81 ilde de aynı siyasi mesajı verir. Ama diğer partilerimiz maalesef, özellikle de Ana Muhalefet Partisi, onun için sıkıntı var. Ana Muhalefet Partisi Türkiye'nin bütünü kucaklayabilse bir alternatif oluşturur. Oluşturamayınca AK Parti'nin rakibi HDP gibi oldu. 2 ve 3. sıradaki partilerin ne alacağına kimse evet. bakmıyor. Peki bu arada vatan sever olduğunu düşündüğümüz PKK'ya da şiddetle karşı olan bazı kesimler AK Parti mi HDP mi diye sorulduğunda HDP diyorlar. Yeter ki AK Parti gitsin. İşte zaten bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şey, bu çarpıcı olan bu. AK Parti niye gitsin? Bunu bir sorsalar kendilerine. AK Parti 12-13 yıllık AK Parti döneminde Allah aşkına demokrasi ondan önceki 28 Şubat evet. dönemine göre daha mı geride? Evet. Olağanüstü hal mi var? Herhangi bir demokratik kısıtlama mı var? Ne var geride olan? Ya da ekonomik durumumuz daha mı kötü? Hani AK Parti'yi bir yok farz edin. Evet. 12 yılın bir muhasebesini herkes yapması lazım. Vicdanen yapması lazım. Ama AK Parti düşmanlığının arkasında şu var. Belli seçkinci gruplar, belli çevreler hep kralın huzuruna gitmeden sizin halkın tarihiniz, huzuruna evet. yani kastettiğim evet. o halkın evet. huzuruna evet. siz öyle dediğiniz evet. için evet. halkın huzuruna gitmeden güç kullanmaya alışmışlar. Evet. Oturdukları yerden yazdığı bir köşe yazısıyla başbakana ayar vermeye alışmış. Yani diğer köşe yazarlarını tenzih ederek söylüyorum. Evet. Bir yanlı yaklaşımı veya bir iş adamıysa oturduğu yerden Türk ekonomisini yönetmeye alışmış. Veya bir sivil toplum kuruluşuysa bir ultimatum vermeye alışmış. Evet. Biri muhtıra vermeye alışmış.
12 yıl içinde biz bunların hepsini bitirdik. Evet. Hepsine dedik ki siz kendi işinizi yapın. Bize de söyleyin kanaatlerinizi ama halktan meşru yetkiyi almadan evet. hükmetmeye kalkmayın. Evet. Kandil'in de şeyi bu. O da oturduğu yerden Kürtlerin kaderi hakkında konuşmaya alışmış. AK Parti oyun bozuyor. Peki Kandil'le HDP'nin arasındaki ilişki ne boyutta? Son derece iç içe, organik boyutta. Yani biz HDP'ye oy verirken dolayısıyla Kandil'e mi vermiş olacağız kesinlikle. Oyu? Yani bu konuda emin misiniz? Tabii. Ama şu var. Yani HDP'ye verilen oylar Kandil'e mi verilmiş olacak? Yani zaten onun için Kandil fiilen dolayısıyla girdi. PKK'ya verilmiş Kandil olacak. Kandil fiilen devreye girdi. Evet. Her gün açıklama yapıyor son olarak da. Evet. Ulusalcılığıyla bilinen bir gazeteye evet. demeç verdiler. Evet. Kandil'den veriliyor bu demeç. Evet. Ve dikkat ediniz çok çarpıcı bir tespitte bulundunuz. En ulusalcı kesimler gibi görünen kesimler şimdi HDP için çalışıyor. Evet, şu Batı'da, mesaj çok Batı'da önemli Sayın Başbakanım. HDP'ye verilen, bu manşet çıkabilir buradan. HDP'ye verilen oylar Kandil'e verilen oylar, tabii. dolayısıyla PKK'ya verilen oylar. Tabii. Diyorsunuz. Tabii yani vaka bu. Evet. Ama daha ötesini söylüyorum. Öyle bir koalisyon, yani seçim sonrası koalisyonu imkansız gördükleri için seçim öncesi bir şeye yöneldiler. Bir koalisyona. Evet. Hepsi bir arada. Evet. Bir şekilde evet. kendi... Koalisyonda kimler var Sayın Başbakanım? Üç partiyi düşünün. Evet. Bu üç parti birbiri hakkında hiçbir olumsuzluk ifade kullanmıyor. Yani evet. MHP'nin HDP hakkında herhangi bir şey söylediğini gördünüz mü? MHP bu konuda çok kızıyor. Yani açıklamaları da var. Bizim HDP ile ne ilgimiz olabilir? Nasıl bir işbirliğimiz olabilir? Peki HDP'nin yaptığı herhangi bir açıklamaya MHP'den tepki gördünüz mü? Hı. Aksine HDP bir takım HDP binalarına yapılan saldırılarda evet. Sonrasında biz kınadık. Evet. Ama HDP'liler dedi ki evet. bunu MHP'liler yapmamıştır. Evet. AK Parti yapmıştır. Evet. MHP de hemen cevap verdi. Evet. Doğru. HDP'liler doğru söylüyor diye. Ayrıca bir MHP genel başkan yardımcısının açık ifadesi var. HDP'nin barajı geçmesi bizi rahatsız etmez diye. Evet. Şimdi böyle bir yapı. Ama onun yanında Türkiye'de ve uluslararası alanda AK Parti'yi bir şekilde durdurabilmek için harekete geçmiş geniş bir koalisyon evet. var. Evet. Bizim Filistin politikamızdan rahatsız evet. olanlar, bizim Türkiye'yi kendi başına bağımsız silah savunma sanayi üreten bir ülke haline getirmemizden rahatsız olanlar var. Bizim Orta Doğu'da, Balkanlar'da onların hoşlanmadığı şekilde bize yakın topluluklara hami olmamızdan evet. rahatsız olanlar var. O kadar çok rahatsız olan var ki 12 yılda demek ki biz epey bir çıkar çevresini, evet. güç çevresini rahatsız etmişiz. Bu var. Ama siyaset biraz da özgün iradeyle rahatsız etme tabii, sanatıdır tabii, diyorsunuz. Yani biz, evet. bizim için önemli olan evet, evet. Türkiye'nin güç biriktirmesi. Evet. Bizim için önemli olan Türkiye'nin kendi tarihine, kendi ahlaki sorumluluklarına uygun bir şekilde tarihe ağırlığını koyması. Evet. Bütün mesele. Şimdi bu. Sayın Başbakanım, herkesi şu anda radyoları başında olan, televizyonlardan izleyen milyonlarca insanı, halkı, daha doğrusu kralı tedirgin eden bir durum var. Eğer HDP barajı aşarsa tablo şöyle çıkıyor ortaya. AK Parti'nin tek başına iktidar olamama riski var. AK Parti ile asla koalisyon yapmam diyen CHP var. MHP var. HDP var. Şimdi bu durumda biz 7 Haziran'da bir kaosa mı uyanacağız? Hiç merak etmeyin AK Parti. Bunu kaygılı olarak yani keşke, çok özür dilerim, keşke CHP tek başına iktidar olabilse. Keşke, ben kendi kanaatimi söylüyorum. Keşke MHP tek başına iktidar olabilse. Bu kadar birbiriyle çatışan partilerin koalisyon yapması fikri beni biraz tedirgin ediyor halk olarak. Doğru. Tedirgin de etmesi lazım. Şu açıdan bu dediğiniz son derece önemli. Ben özellikle muhalif liderlerin üzerine gittim. Ve hep şunu söylemelerini istedim. Son dönemde böyle kaçamak bir şekilde söylüyorlar. İktidar iddianız var mı? Birinci parti olacak mısınız? Bırakın iktidar iddiası. Evet. Birinci parti olmaya var mısınız? Şimdi CHP'nin en yüksek talep ettiği oy olabileceğini söylediği o %35. %35 gelirse CHP tarih yazmış olacak. Evet. Şimdi düşünün, AK Parti %40'a doğru gerilediğinde AK Parti başarısız görülüyor. CHP %35'e gelse tarihi başarı. Ana muhalefetle aramızda bu kadar fark var. MHP üçüncülüğe razı. Evet. Sadece bir şeyleri engellemek için kurulan bir parti. HDP barajı aşma ona razı. Yolunda. Şimdi hiçbirisinin ben iktidar olurum,
olursam da halka şunu vaat ediyorum diyebileceği bir psikoloji yok. Dedikleri tek şey biz AK Parti'ye geliriz. Hani CHP'nin bir sloganı vardı. Oy verin gitsinler. Ya evet. Kimin gideceğine evet. Niye bakıyorsun? Evet. Oy verin gelelim diyemiyor. Evet. Oy verin gitsinler. Tamam. Diyor. Şöyle düşünelim. Ama diyelim bu olmayacak. Ki, yani 40-41 aldınız. 42 aldınız diyelim ki. Ve AK Parti tek başına iktidar olamadı. Bir koalisyon söz konusu olabilir mi bir partiyle? Veya siz muhalefete düşüp MHP, CHP, HDP koalisyonu söz konusu olabilir mi? Söz konusu değil. Ben bir yola çıkarken... Ne olacak Sayın Başbakanım? Tek başına iktidar olacak. Kesinlikle bu konuda hiç, bir şüpheniz var mı? Hiç tereddütümüz yok. Biz bir yola çıkarken siz zihninizdeki hedefe odaklanırsınız. Hiçbir şekilde bu dediğiniz senaryolar üzerine bir planlama yapmadık. Evet. Yapmayız. Biz Allah'ın izniyle inşallah milletin de iradesiyle evet. 7 Haziran'da bunu gerçekleştireceğiz. Birileri bunları mesela çok çarpıcı bir şekilde bugünlerde bir HDP milletvekili dedi ki eğer 7 Haziran'da biz geçersek Barış'ı Kandil'de fişekler, şenlikler yapılacak. Öbürü de diyor ki Kandil'de biz geçemezsek kan kusturacaklar. Şimdi böyle bir ikilemin içine Türkiye'yi sokmak istiyorlar. Yani AK Parti devam ederse kan kustururuz. Yok biz onu iktidardan edersek şenlik yaparız. Evet. Şimdi siyaset bu iki gerilimin arasında olmaz. Siyaset mücadeleyi verirsiniz. Sonunda olana da razı olursunuz. Ben HDP şeye geldiğinde tek parti olarak girme kararı verdiğinde daha 2-3 ay önce bunu açıkça söyledim. İstedikleri tercihte bulunurlar ama 8 Haziran'la ilgili bir daha pişmanlık duymayacakları karar evet. alsınlar. Evet. Şimdi burada söylediğiniz şey o kadar önemli ki sevgili Gezegen o kadar önemli ki aslında bam teline dokundunuz. Türkiye ile ilgili vizyonu olan iktidar iddiasında bulunur. Ama bir şeyleri engellemek için siyaset yapanlar hiç birbirine benzemeyen aktörleri bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bu ilk defa olmadı. Bakın 2002'de Genç Parti'nin çıkış sebebi AK Parti'de birikecek olan tepki oylarını çekmek içindi. Evet. Senaryo bozuldu. Genç Parti DYP'den oy çekti ve AK Parti daha güçlü geldi. 2007'de e-muhtıra verildi ki AK Parti içinde birileri korksun ve AK Parti'den bölünme yaşansın. Küçük bir iki ayrılmalar oldu ama AK Parti devam etti. 2011'de Kılıçdaroğlu'nu makyajlayıp Gandhi diye ortaya çıkardılar. Ama bir elbise giydiriyorsunuz da o elbise çok bol olunca içindeki evet. cüce kalıyor. O da olmadı. Şimdi de HDP'yi makyajlama çabası. Bu çaba hiçbir netice üretmez. Çünkü ben alanda karşılığı görüyorum. Şu anda bizim gibi Türkiye'nin her yerinde aynı coşkuda miting yapabilen, halkı mobilize edebilen, halkla bütünleşebilen evet. bir parti yok. Böyle olmaması halinde bir an tasavvur edin, olacak bir senaryo olarak söylemiyorum evet. ama AK Parti siyaset sahnesinde evet. olmasaydı şu anda evet. Türk siyaseti Iraklılaşırdı. Yani olumsuz veya Lübnanlaşırdı. Şu parti Kürt partisi, şu parti Türk evet. partisi, şu parti Sünni, şu parti Alevi partisi gibi. İşte tehlike olan bu. Evet. Türkiye'de her ne olursa olsun sizin dediğiniz gibi keşke Kılıçdaroğlu çıkıp ben bütün Türkiye'yi kuşatıyorum deyip Mardin'de, Van'da %1'lerde, %2'lerde olmasaydı. Sayın Başbakanım ben kral olarak hani halk olarak diyorum ki AK Parti iktidar olsun demiyorum. CHP iktidar olsun demiyorum. MHP iktidar olsun demiyorum. Bir parti ülkeyi yönetsin istiyorum. Doğru. Benim gönlümden geçen bu. Şimdi toparlayacağız. Osman Bey bu arada uyarıyor. Meslektaşım, eski meslektaşım kendisi. Bu arada seçiminizden dolayı da ayrıca çok tebrik ediyorum. Müthiş bir elektrik alıyorum kendisinden. Onu da söyleyeyim. Radyocu olduğu için herhalde. Burada olmanız zaten bizi çok onur etti. Radyomuza gelme fikri sizin fikriniz. Kral FM'e geleyim. Kralın huzuruna çıkayım, kulaklığımı kulağıma takayım. Normalde sizi biz bulunduğunuz yerde ağırlayacaktık, program yapacaktık. Buraya siz geldiniz. Bizi de son derece şaşırttınız bu gelişinizle birlikte. Doğuş grubu şu anda hem şaşkın hem mutlu. Bundan dolayı da teşekkür ederim. Şimdi billboardlarda ikinci yarı vurgusu var. Genelde yönetici değiştiği zaman... Sil baştan yeni sayfa açalım arkadaşlar diye başlarlar. Bu bir yeni sayfa açma ikinci yarısı mı? Yoksa bir birinci yarının devamı mı? Şimdi zaten bu slogan bir seçim sloganı olarak önüme geldiğinde dedim doğru. Bir
süreklilik var. Yani birinci yarının devamı. Birinci yarının her şeyine devamı imza var. Atıyor musunuz? Tabii yani ben, hiç hata yapmadınız ben mı? Ben bu hükümette Dışişleri Bakanıydım. Evet. Daha önce Başbakanımızın baş danışmanıydım. Hiç kusur yok mu birinci yarıda? Başta söyledim, insanoğlu gridir. Evet. Kusurlar birisi olabilir. Birisi ben kusursuzum dediğinde evet. Aslında melekleştiği iddiasında bulunuyordur ya. Evet. Kusurlarımız ya vardır. Da, ya da evet. Ya da kendini göremeyecek kadar zaaf içindedir. Evet. Hepimizde hatalar olabilir. Ama nihai kertede bütün bu hatalar içinde gri'nin beyaza ya da siyaha yakın olması önemli. Burada gri bir alanda tarihi yazıyoruz. Hata olduğunda görürsünüz, düzeltirsiniz. Olmaması için de azami gayret sarf edersiniz. Şimdi bizim 12 yıllık performansımızın bütününe baktığınızda Türkiye nereden nereye gelmiş diye olağanüstü bir performans görüyorsunuz. Evet, kötü bu yönden için, bakarsanız, kötüleri iyi yönden bakarsanız. Kötü yönden de baksanız. Objektif bakın. Rakamlar şaşırtmaz. Evet. Yani kötü yönden de bakan biri görür ki Türkiye 1991'de 200 milyar dolar gayri safi milli hasılası vardı. 2001'de evet. 230 milyar dolar. Yani sadece 30 milyar dolar fark vardı. 2002'de biz aldık 230 milyar dolar. Şimdi 800 milyar dolar. 4 misli. Şimdi bunlar bütün bu göstergeler. Havaalanlarından duble yollara, şimdi bütün beyannameyi okumayayım size vakit alır. Hepsinde hastanelerden nereye giderseniz gidin bunu göreceksiniz evet. Ambulans sayısına evet. Kadar. Dolayısıyla bu anlamda halk buna bakıyor. Bizim de ikinci yarıdan kastımız şu, bir süreklilik var. Bir kesinti yok. Sil baştan diyecek bir şey söz konusu değil. Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak çok güzel bir miras bıraktı. Geleneği olan bir parti. Evet. Başarı hikayesi olan bir parti. Biz bunu sürdüreceğiz. Ama bir taraftan da bir yeni atılım dönemi, bir yeni hamle dönemi başlıyor. Aslında bu hep oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken de 2007'de yeni seçim beyannamesi, yeni hamle dönemi 2011'de de hep uygulandı. Evet. Şimdi bu ikinci yarıdan bir başka kasıt da 2023'e doğru giderken şeyin tamamlanacağı, tabir caizse hedeflerimizin tamamlanacağı, başlatılan projelerin nihayete erdireceği, daha çok evet. Sayıda golün atılacağı tabir caizse evet. Bir maç, bir hedef. Bir düşün. Tedirginlik var mı Sayın Başbakanım seçim sonuçları ile ilgili? Ya hayır. Son derece güveniyorsunuz. Bir, ben hep şuna bakarım. Bütün bu süreçte ahlaki ve stratejik olarak doğru yerde durduk mu? Doğru yerde durduk. Stratejikten kastım şu. Elimizde gelen her şeyi yaptık mı? İşte dün 10 miting yaptık. Evet. 10 miting. Ve bunlar sıradan ilçe mitingleri değil. Normalde ilçe mitingi yapıyor bazı genel başkanlar. 5 dakika, 10 dakika, 15 evet. Dakika konuşuyor. Dün ben Bağcılar'da gece evet. 11'de 45 dakika, evet. 1 saate yakın konuştum. Evet. Ve 12'de hala devam etseydim kitle de evine gitmeyecekti. Evet. Böyle bir coşkuyla bunların gereğini yaptık. Hiçbir tedirginlik yok. Bundan sonra bir Allah'ın takdiri, iki milletin takdiri önemli. Evet. Hakkımızda neyi hayırlıysa ülkemiz için, milletimiz evet. için. Evet. Her türlü için. Sonuca da tabii. Saygı duyarız diyorsunuz. Her türlü sonuca saygı duyarız evet. Ama sonucun bizim istediğimiz yönde olması için elimizden geleni yaptık. Evet. Evet. Ve burada beni ilgilendiren tek şey, yapmamız gereken bir şey vardı da eksik bıraktık mı sorusuna, hayır, yapılması gereken her şey yapıldı denmesidir. Pazar günü güneş yine doğudan doğacak, bunu evet. Biliyorum. Son olarak şunu, süremiz doldu. Halk, yani kral şu anda karşınızda, bu insanlar size neden oy versinler Sayın Başbakan? Bir, ben halkın erdemine, hikmetine inanırım, ortak aklına. Bakacak halkımız Türkiye'nin geleceği için hangisi doğru diye. Bir, evet. Geride 12 yıllık bir başarı hikayesi var. Bir de bir meçhul var. Nereye doğru gideceği belli olmayan, sizin güzel ifadenizle birbirine hiç benzemeyen üç partinin bir araya gelmesi üzerine bir senaryo var. Halkın burada mahşeri vicdanı... Belki halk macera istiyor Sayın Başbakanım. Türk halkı ilkeli davranır. 27 Mayıs'tan sonra evet. 27 Mayısçılar, 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'cüleri, 28 Şubat'tan sonra 28 Şubatçıları cezalandırdı. Evet. Burada ilkeli davranır ama hiçbir zaman macera istemez. Maceraya gidecek bir eğilim gördüğünde de ortak aklıyla hareket eder. Ben bu konuda hiç tereddüt duymuyorum. Onun için de meydan okudum zaten. Evet. Birinci olamazsak ben bu görevi bırakırım diye. Evet. Hiçbirisi bu meydan okumaya ben de böyle yaparım diyemedi. Evet. Çünkü biz kendimize de halka da güveniyoruz. Sayın Başbakanım, söz verdiğim gibi ben saat 11'i 2 dakika geçiyor. 11'de bitireceğim dedim programı.
81 ilde 81 yerel televizyon, 81 yerel radyo ortak yayınında Kral FM Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Sadece bir rakam vereceğim size izin verirseniz. Bizim 38 tane vericimiz var. TRT FM'in 500'ün üzerinde vericisi var. TRT FM'in iki katı dinleniyoruz. Yani size bağlı olan bir kurumun iki katı dinleniyoruz. O zaman ben TRT'den bir hesap sorarım bakalım ne oluyor bu işler. 580 vericiye karşı 38 vericiyle savaşıyoruz. Şimdi bu Doğuş grubu kusura bakmaz. O zaman sizi TRT alalım diyeceğim ama. Evet, TRT bizim için çok tabii, değerli çok bir kurum. Değerli bir kurum. Her şeyi ondan öğrendik. Efendim siz kazanın, o kazansın, bu kazansın düşüncesi içinde değiliz. Ben akşamları uyumadan önce ellerimi açıyorum. Allah'ım ne olur Türkiye kazansın diye dua ediyorum. Türkiye kazansın diyoruz. Hayırlısı olsun inşallah ülkemiz için. Yarın bu saatlerde de ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nu konuk alacağım Ankara'dan. Kendisine bir mesajınız var mı? Biraz uslubunda seviyeye dikkat etsin. Ama ne olursa olsun hepimiz ülke için gayret sarf ediyoruz. Tek aşkımız ülkemiz. Tek aşkımız. Ana muhalefet partisinin ilkeli ve doğru bir çizgide olması bizim için önemlidir. Evet. İnşallah o çizgide gelirler. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Geçmiş seçimlerde hep laiklik vurgusu vardı. Laiklik elden gidiyor. Türban konusu vardı. Din elden gidiyor. Başörtüsü problemi vardı. Darbe gölgesi altında yapılıyordu seçimler. Hep darbe konusu gündemdeydi. Terör vardı. Ben bu konuda 12 yıldır iktidardasınız. Bu tehditlerin olmadığı bir seçim ortamı hazırladığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Bir vatandaş olarak. Ben de teşekkür ederim. Darbe tehdidi yok. Başörtüsü gündemde değil şu anda. Terör yok. Laiklik konusu gündemde değil. Son derece eşit şartlarda herkes şu anda sandığa gidiyor. Tabii ki bu tehditleri, bu konuları ortadan kaldıran da sizin iktidarınız. Hani yiğidi öldür, hakkını yeme derler. Ben hep şu ayrımı yaptım başbakanlık görevini aldıktan sonra. Ben AK Parti Genel Başkanı olarak en sert gerekirse mücadeleyi muhalefette veririm. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak benim asli görevim Türkiye'yi suhuletle seçime götürmek ve orada da muhalif partilerin genel başkanlarının onuru, özgürlüğü de bizim teminatımız altında. Yani biz ondan sorumluyuz. O bakımdan nerede en ufak bir yanlış iş olmuşsa, bir saldırı gibi her zaman karşı tavır aldık. Seçim güvenliği bağlamında da bütün partilerin eşit şartlarda ve demokratik şekilde seçime girmeleri için de her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kaygısı olmasın. Ve sizi Neşet Ertaş'la, Neşet Baba'yla uğurlayacağım. Gönül Neyse. Dağı. Bu türkümüzü de uğurlayacağım. Türkiye kazansın. Dualarımız ülkemiz için. İnşallah muhalefet bir şey söylediğinde net bir şekilde dikkate alan bir muhalefet, iktidar güzel bir şey yaptığında alkışlayan bir muhalefet görürüz. Büyük açılışlarda, büyük projelerde, büyük açılış ve projelerde muhalefetiyle, iktidarıyla sizi yan yana görmek istiyoruz Sayın Başbakanım. İnşallah. Gönül dağı gibi engin gönüllerimiz olsun inşallah. Evet. Hayırlı seçim, bir seçim dönemi diliyorum size. İnşallah sonuçlar Türkiye için hayırlı olur. Çok teşekkür ederim. Dağı yağmur yağmur buran olunca akar canı.